Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri yeni bir Yesevi Yolu programıyla daha karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir misafirimiz var. Hayder Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya abimiz bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Afiyetlisinizdir inşallah. Elhamdülillah Ömer Bey kardeşim, Allah razı olsun. E, iyilerin arasında kalmaya çalışıyoruz, iyi olmaya çalışıyoruz, iyilikle alakalı çalışmalar e, yapıyoruz. İnşallah Rabbim bu konuda bizleri muvaffak eylesin. İnşallah abi. E, bugün e, gündemimizde olan, e, aslına bakarsanız son aylarda uzun bir süredir sadece bizim değil, tüm dünyanın gündemine oturmuş olan bir meseleyi seyircilerimizle paylaşacağız, sizlerle paylaşacağız. Efendim Gazze meselesini konuşacağız. Haydar Gazze'de ne yapıyor? E, ne tür faaliyetler gerçekleştiriyor? Sizler Haydar'e nasıl destek verirsiniz? Biraz bunlardan bahsedeceğiz size. Ve şimdi Haydar bu işgal öncesine kadar Gazze'de ne yapıyordu? Daha önceden Gazze'de yardımları var mıydı? Ne çeşit yardımları vardı? Bunların detaylarını Mehmet Kaya abimizden alacağız. E, efendim Haydar işgal öncesinde Gazze'de faaliyet gösteriyor muydu? Yoksa sadece işgal sonrasında mı bu yardım faaliyetleri başladı? Şimdi tabii aslında biz Haydar olarak sadece Filistin Gazze değil, ümmetin nerede sıkıntıda olduğu bir coğrafya varsa kanayan bir yaramız varsa oraya parmak basmaya, oraya destek olmaya çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. E Zaten Filistin Gazze biliyorsunuz özellikle İsrail terör devleti demeyelim ona da terör örgütü kurulduktan sonra e, özellikle e, Müslümanların e, Filistin'de e, Mescid-i Aksa'da Kudüs'te Gazze'de rahatı kaçtı. E, uzun yıllar devam eden işgaller neticesinde e, bugüne kadar gelmiş bulunuyoruz. Bugün de tabii e, bu e, Filistin'in sahipsizliğini, e, Müslümanların e, parçalanmışlığını fırsat bilen ee, İsrail e, bugün artık Gazze ile de yetinmeyecek bir noktaya geldi. Şu an neyi konuşuyor? Lübnan'ı konuşuyor. Lübnan'da Hizbullah üzerinden Lübnan'a Lübnan saldırma planlarını konuşuyor. Aslında bunların hepsinin arkasında yatan biliyorsunuz onların bir vaat edilmiş topraklar hayali var. E, bu vaat edilmiş topraklarla alakalı bir arzı mevcut mevut projeleri var. İnşallah bu projeye muvaffak olamayacaklar. Allah'ın Allah izniyle e, umduklarına nail olamayacaklar. Korktuklarından da emin olamayacaklar çünkü gerçekten her ne kadar İslam alemi bölük pörçük parçalanmış olsa da İslam aleminde bir uyanış var, yeniden bir özüne dönüş var. Özellikle Türkiye bu noktada İslam aleminin geçmişte olduğu gibi bugün de öncülüğünü yapıyor. Tüm engellemelere rağmen, tüm baskılara rağmen Türkiye... E, Gazze ile alakalı e, ta ilk günden beri bu 7 Ekim'den beri ciddi e, destek veriyor Gazze'ye. E tabi Hayder'in faaliyetleri bu 7 Ekim öncesinde var mıydı? Vardı. Yani biz birçok ülkede olduğu gibi birçok bölgede olduğu gibi Gazze'de çalışmalar yapıyorduk. E, orada kumanya dağıtımları yapıyorduk. E, yine e, Gazze'de iftar çalışmaları yaptık. Yesevi sofraları kurduk geçmiş yıllarda. Kurban çalışmaları yaptık. Ee, orada Gazze'de yetim ailelerine, annelerine, yetim yavrularımızın annelerine e, dikiş makinesi kursu aldırdık. Sonrasında dikiş makinesi hediye ettik 50 aileye. E, bu tarz çalışmalarımız oldu. E, Gazze ile alakalı e, şeyin de Diyanet İşleri Başkanlığımızın da yapmış olduğu istişare toplantılar vardı. Bunlara da katıldık. Yani bir taraftan e, fiili olarak orada yapabileceklerimizi, e, bir taraftan da eksik olan yönlerimizi tespit etmek için her türlü çalışmaya biz katıldık çünkü Gazze bizim Filistin bizim milli meselemizdir. bizim ecdadımız uzun yıllar oraya hizmet etmiştir. E oranın ihyası ile uğraşmıştır ki Mescidi Mescid-i Aksa en güzel yıllarını Osmanlı himayesinde İslam devletlerin himayesinde yaşamıştır. İnşallah yeniden biz o günlerin o günlere kavuşmak için gayret ediyoruz. Ama tabii bir taraftan da şımartılmış bir İsrail var. Ee, ve e, haddini aşan, e, işte e, arkasına aldığı e, ülkelerin desteğiyle e, şımarıklığını daha da artıran, pervasızlaşan bir İsraille karşı karşıyayız. Özellikle dünyanın da seyrettiği, yani Birleşmiş Milletlerin aldığı kararların hiçbir etkisini olmadı. Özellikle e, e, yani yaptırımların uygulanmadı bir İsrail var karşımızda. Bir taraftan da İslam aleminde de baktığımız zaman olaylara ciddi bir tepki de göremiyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel açıklamalar yaptı. Yani Azerbaycan ve Libya üzerinden aslında Gazze'de bir mesaj verdi. Gazze'li Müslümanlara da bir mesaj verdi. Gazze'deki soykırımı Lübnan'a taşımayı hayal eden İsrail'e de bir mesaj verdi. Tabi bunun çok yankıları oldu. E, olmaya da devam edecek ama e, şunu her zaman söyleyebiliriz: Gazze bizim Filistin, Gazze Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. E, hiçbir şekilde e, buradaki işgalleri tanımıyoruz. 1967 sınırlarına dönülmesini bile kabul etmiyoruz. E, tamamı Filistin toprağı olan e, bir e, Filistin bağımsız bir Filistin devleti e, hayalimiz var. İnşallah bunun da gerçekleşmesini İnşallah. istiyoruz. E tabi bunu yapabilmek için de aslında Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel e, konuyu özetledi. Dedi ki daha güçlü olmamız lazım. Daha birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Yani bugün İsrail'i bu kadar pervasızlaştıran, bu kadar soykırım'a iten sebep sadece arkasına aldığı Amerika veya Avrupa Birliği değil. E, bir sebep de bizim parçalanmışlığımız, bizim zayıflığımız, bizim acziyetimiz. Bizim bir an önce bu acziyetten kurtulmamız gerekiyor. Bir an önce İslam aleminde birlik ve beraberliği tesis etmemiz gerekiyor. Zaten bunu yaparsak onun arkasına aldığı güçlerin de şeyi kırılacaktır. İsrail'in de bu şımarıklığı sona erecektir. Ama bunu yapabilmek için daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz gerekiyor Ömer Bey kardeşim. İnşallah biz gelecekten umutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız da önemli açıklamalar yaptı. Bakacağız, göreceğiz inşallah. İnşallah. Yani Türkiye'yi Irak'a benzetenler, e, Sayın Cumhurbaşkanımızı Saddam Hüseyin'e benzetenler, Türkiye'nin Türkiye'yi e, Türkiye daha tanımamışlar, Türk milletini de tanımamışlar, Recep Tayyip Erdoğan'ı da tanımamışlar. Ama inşallah fırsat verilirse e, bunu da onlara tanıtacağız. E, tabii öncelikli olarak şu an yapmamız gerekenler neler? Yani biz geçmişte Filistin'de neler yaptık? Yaptık bir şeyler. Ama biz bugünü konuşmamız lazım. Çünkü bugün Gazze'nin problemleri var. Bugün hala Gazze bombalanıyor. Bugün hala Gazze'de siviller, çocuklar, kadınlar hayatını kaybediyor. Yani hiçbir ayrım yapmadan e, Gazze bombalanıyor. Burada her so geçen gün e, hiç evet. hız kesmeden üstüne koya koya bu zulmü, bu soykırımı devam ettiriyorlar. Doğru. Burada bir soykırım var e, ki mesela bugün artık sadece İslam aleminden değil. Ee, insanlık aleminden de ciddi protestolar var. Ama bunların hiçbirisi netice vermiyor. Çünkü e, kafirler sadece bir şeyden anlarlar, güçten anlarlar. E, onların karşısına biz güçlü bir şekilde çıkarsak Sayın Cumhurbaşkanımız da buna işaret ediyor. Neden? Çünkü biz 1990'lı yılların başında kaybettiğimiz Dağlık Karabağ'ı yıllar sonra nasıl geri aldık? Güçle geri aldık. Elhamdülillah. Yani Libya'da emperyalistleri nasıl durdurduk? Güçle durdurduk aynı gücü İsrail içinde kullanabiliriz ama İsrail'e kullanabilmemiz için biraz daha güçlenmemiz gerekiyor. İnşallah dua edelim bir taraftan neler yapabiliriz onlara bakalım. Bugünün çözümlerine bakalım. Yani devlet büyüklerimiz zaten yapacaklarını yapıyorlar. Biz hayder olarak bugüne kadar ne yaptık? tan ziyade biraz daha bugün ne yapabiliriz yarın ne yapabiliriz biraz bunlara odaklanmak istiyorum. Evet hayederden ziyade millet olarak ne yapabiliriz biraz da ona bakmamız gerekiyor evet. ki bu soykırım sürecinde de şunu çok net anlayabildik aslına bakarsanız boykotlar yapıldı İsrail'e karşı Yahudiye karşı boykot ettik ki bu boykotu da devam ettirmek gerekiyor ki devam ettirmek gerekiyor ve şunu da aslına bakarsanız fark ettik bu süreçte kullandığınız diş fırçasından Elbisenizi yıkadığınız deterjana kadar o kadar çok yerde, o kadar çok içimize girmişler ki e, resmen onlarsız bir hayat sürdüremiyormuşuz gibi bir izlenim var. E, bu yüzden millet olarak da, e, ümmeti Muhammed olarak da bizim bir şekilde silkelenip, ayağa kalkıp e, artık her açıdan kendi iplerimizi elimize alıp, kendi üretimimizi yapıp daha güçlü bir şekilde Siyonizmin, Yahudinin, Karşısında durabilmemiz gerekiyor. Bu boykot süreci biraz da bize bunu gösterdi. Abi. Yani ben şöyle söyleyeyim Tabii yapılabileceklerin içerisinde boykot da çok önemli ki bunun da neticelerini görüyoruz. Yani bir kere sadece boykot onların ürettiği malları almamakla bu çok önemli yani evet. sadece o değil aslında boykotun bir de şu boyutu var orayı biz çok kaçırıyoruz kendi paramız kendi ülkemizde kalıyor evet, kendi ülkemizdeki yerli firmaları güçlendirmiş oluyoruz yani bu firmalar güçlenirse yarın öbür gün ne yapacak? Bunlar ihracat yapacak. Yani üretimin şöyle bir amacı var. Bir kendi kapasitenizi artırıyorsunuz. 2 siz kendiniz ürettiğiniz zaman başkasının malını aldığınızda onun sermayesini güçlendirirken kendi ürettiğiniz sermaye kendi ülkenizde kalıyor. Aslında yıllar öncesinden yapılması gereken bir şey bu. Bizim çocukluğumuzda mesela yerli malları haftası olurdu. Hep böyle bunlar teşvik edilirdi. Tabii bunlar biraz şeyde kaldı artık bir kültür gibi. Evet. Halbuki aslında bu bir şuurdur, bir bilinçtir. Daha işte ilkokul çağındaki çocuklara yerli ürünleri tüketmenin e, formülleri e, üzerinde çalışmaktır. Ve bunu teşvik etmektir. Aslında bence bunların biraz daha artırılması lazım. Ben burada devlet e, kurumlarına da, Devletimizin yetkili organlarına da iş iş düştüğünü düşünüyorum. Tabii ki bu firmaların önünü açılması gerekiyor. Yerli firmaların güçlendirilmesi gerekiyor. Yerli tüketimin teşvik edilmesi gerekiyor. Bu sadece İsrail özelinde değil. Yani birçok konuda artık biz kendi ülkemizde üretilen ürünleri tüketmemiz gerekiyor. Hatta hiç unutmuyorum bir seferinde bir televizyon programında izlemiştim. Denemek için hani bir sosyal deney olarak şey yapıyorlar iki tane eldiven üretiyorlar ee, ondan sonra ikisi de aynı kalitede birisine Türkçe bir isim koyuyorlar birisine yabancı dilde İngilizce bir isim koyuyorlar ve İngilizce isim koydukları eldiven öbürünün üç katı fiyatla satışa çıkartılıyor ve o üç katı fiyatla çıkartılan aynı kalitedeki ürün üç kat fazla satış yapıyor bu neden kaynaklanıyor İşte işte bizim e, ürettiğimiz kaliteli olmaz hep onlar kaliteli yapar hep onlar iyisini yapar Artık elhamdülillah bunları açtık değil mi Ömer Bey kardeşim? Artık kendi İnşallah. uçağını yapan, kendi helikopterini yapan, kendi insansız hava aracını yapan, kendi füzelerini yapan, kendi gemilerini yapan elhamdülillah. yani askeri anlamda %90'ın üzerinde bir yerli üretime ulaşmış bir artık ülke olduk. E bunun yanında niçin biz kendi gıdamızı üretmeyelim? Niçin kendi deterjanlarımızı üretmeyelim? Mesela gıda konusu çok önemli bir konu. Hani bugün konumuz o değil ama yani boykottan geldik buraya. Aslında boykotun iki tane yönü var. Bir, e, İsrail ürünlerini almadığımızda veyahut da Hristiyan ürünlerini, Yahudi ürünlerini almadığımızda, İsrail'i destekleyenlerin ürünlerini almadığımızda aslında onların sermayesini küçülterek, onların kasasına giden parayı küçülterek e, bir katkı sağlıyoruz. Bir de kendi ülkemizdeki yerli sermayeyi büyüterek de aslında ikinci bir katkı oluyor. Boykot çok önemli ama bizim boykotun dışında yapabileceklerimiz var. Mesela Haydar bugün ne yapıyor? Aslında bir VTR'miz var arkadaşlar hazırladıysa. Tabii abi ee, ee, VTR'yi izleyelim. E, i̇nşallah VTR'yi izledikten sonra Gazze meselesi üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Haydar Gazze'de 5000 kişiye sıcak yemek veriyor. İsrail zulmüne direnen Müslüman kardeşlerimize bölgedeki imkanlar doğrultusunda ee, yerel derneklerin işbirliğiyle yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Gazze yazıp 7153'e SMS gönderilerek 60 TL başlayabilirsiniz. 5000 kişilik Gazze'deki yemeğin günlük maliyeti 300 bin TL. Belki ağanın biri der ki 5000 kişiyi Gazze'de bir tek ben yedireceğim. Der 300 bini de veren zengin var. Olabilir yani. Ağanın eli tutulmaz. Allah Teala Gazze'ye en yakın zamanda yardımlarını irsal eylesin de bizden iyi yemeklerle onları nimetlenmeye muvaffak eylesin. Amin. Evet, VTR'mizi de izledik. Hayder Gazze'de günlük 5000 kişilik sıcak yemek üretimi yapıyor. bu yemek üretiminin süreçlerini biraz konuşacağız. Hayder'e maliyetini konuşacağız. Çünkü Gazze gibi bir yerde Hali hazırda işgalin savaşın kol kestiği bir yerde yani Tabiri caizse yemek üretimi ve dağıtımı ciddi maliyet ve aynı zamanda ciddi çalışma gücü istiyor. Şimdi Haydar bunları nasıl yapabiliyor nasıl karşılayabiliyor? Hayder'in 5000 kişilik bugün yemek üretimi var biliyoruz ama bu 5000 kişi 10.000 kişi olabilir mi? Biraz da bunu konuşacağız. Ee, Mehmet abimize bunu sormak istiyorum. Yani e, savaşın halihazırda hazırda savaşın devam ettiği bir bölgede 5000 kişilik yemek dağıtmak işte bunun gıdasını bir yerden temin etmeniz gerekiyor. Temin ettiğiniz gıdayı bir yerde üretmeniz işlemeniz ve daha sonra dağıtmanız gerekiyor. Şimdi gıdayı temin etmek ayrı bir sıkıntı bu süreç ayrı bir sıkıntı. Ee, Hayder bunu nasıl gerçekleştirebiliyor? Şimdi aslında şöyle bakacak olursak olaya, 7 Ekim'den beri bölgede bizde çalışmalar yaptık. İlk baştan içeride malzeme varken o içerideki malzeme bitene kadar biz kumanya dağıtlar dağıtımlarını, oradaki işte bu yemek organizasyonunu yapan oradaki partner kuruluşumuz Social Aid Derneği ile, zaten öncesinde de onlarla çalışıyorduk 7 Ekim öncesinde de. Yapmış olduğumuz işareler neticesi içerideki kumanyalar bitene kadar biz içeride kumanya dağıtımı yaptık. Çünkü henüz birçok Gazze'li kardeşimiz evlerinde durabiliyordu. Yemek üretimi yapabiliyordu. Sonrasında içerideki malzeme bitti. Bu sefer biz AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye giden gemilerle yardım göndermeye başladık. Elhamdülillah uzun bir süre bu yardımlar devam etti. Yani yakın bir sürede de AFAD ve Kızılay üzerinden yeni bir sefer hazırlıklarda var ama çok sık bu gemi şeyleri yapılmıyor çünkü Refah sınır kapısından buraya girişler öyle bizim istediğimiz anlamda mesela bir Suriye gibi kolay geçiş söz konusu değil. Burada da kapı zaten İsrail'in elinde olduğu için bu geçişler e, tamamen yani göstermelik sırf yardım giriyor şeklinde olsun diye bir yardım geçiş söz konusu. Yani sağlıklı bir işleyiş söz konusu değil. E, ancak biz Ramazan-ı Şerif'te e, bölgede bu aracı dernek kuruluşumuzla partner kuruluşla beraber iftar sofraları kurmaya başladık bunu 2000 kişiyle başlattık daha sonra 3000 kişiye çıktı Elhamdülillah yaklaşık bir aydır da her gün Burası önemli Ömer Bey kardeşim her gün 5000 kişilik yemek üretimi yapıyoruz sıcak yemek üretimi yapıyoruz Elhamdülillah tabii koşullar bizim istediğimiz gibi mi değil yani az önce görüntülerde de izledik yapabilecek bir şey yok şu anki imkanlarla yapılabilecek olan bu Hani biz bu kapasiteyi artırmayı da düşünüyoruz. İnşallah, ee, inşallah e, bu sayı 10 bin olur. Ama az önce dediğim gibi çok kapasiteyi büyütmek de sağlıklı değil. Çünkü göze batıyor. Bu kalabalıkları tespit ediyorlar uydular aracılığıyla. Oraları bombalayabiliyorlar. Kaç kere bu bizim oradaki kardeşlerimiz yer değiştirmek zorunda kaldı. Ama elhamdülillah her şeye rağmen e, bu yemekler çıkartılıyor. Bu yemeklerin malzemeleri nasıl giriyor? E, bunlar tünellerden e, geçirilmek suretiyle bölgeye sokulan gıdalar bunlar. Ondan sonra bu gıdalar bu partnerimiz tarafından orada temin ediliyor. Bu yemekler pişiriliyor ve birçok kardeşimiz poşetlerle bu yemeği alıyorlar. Kapları bile yok doğru dürüst. Ama elhamdülillah biz bunu bir aydır devam ettiriyoruz. Ramazan-ı Şerif'ten beri devam ettiriyoruz. Bir aydır 5000 kişilik kapasiteyle devam ettiriyoruz. İnşallah bu kapasiteyi artırmanın yollarını arıyoruz. Bunun için de biz mesela bütçe sınırlamamız yok. Çünkü bağışçılarımız Allah razı olsun birazdan o detaylara da gireceğiz. Bu anlamda bize destek sağlıyorlar. Biz de e, bu bağışları bir an önce yerine ulaştırmak için sürekli bu partnerimizle görüşüyoruz. Kapasiteyi artırmak onların elinde, bizim elimizde değil. Bizim elimizde bütçe kısmı. Hani biz bu kadar yemek çıkartabilir miyiz? Mesela bu e, yemeklerin, 5000 kişilik yemeğin bir günlük e, ödemesi 310 bin TL. Yani biz bu e, ciddi bir rakam aslında yaklaşık aylık 10 milyona yakın bir ödemeden bahsediyorum. Ama biz elhamdülillah bağışçılarımıza güvenerek bu yola çıktık. Bağışçılarımız ta ilk günden beri hatta savaş öncesinde de Filistin Gazze hassasiyetini konuştuk az önce. Yani bizim kırmızı çizgimiz, milli meselemiz dedik. Ondan sonra zaten yardım ediyorlardı. Tabii bu savaş olunca bu yardımlar biraz daha arttı. Biz de ona göre çalışmalarımızı artırdık. Elhamdülillah mesela bu az şu an gördüğümüz DSF'deki görüntüler, Kumanya dağıtımları bunlar ne zamandı? Savaşın ilk, savaşın e, ilk başladığı, başladığı ilk bir iki ay bunları yapabildik. Şu an yemek çıkartabiliyoruz. Elhamdülillah e, Allah'a evet. da şükrediyoruz bize bu imkanı verdiği için. Çünkü şöyle bir şey gerçekten Gazze'de ciddi bir söz soykırımla karşı karşıya Müslüman kardeşlerimiz ve biz hepimiz bunları televizyon ekranından izleyerek veya sosyal medyaya düşen görüntülere ah vah ederek, e, üzülerek, kimi zaman gözyaşı dökerek, yani izlemek zorunda kalıyoruz. Ama bizim şu çıkarmış olduğumuz yemek, hani bunun üretilmesi, bunun dağıtılması bir nebze de olsa bizi teselli ediyor. Diyoruz ki, ya Rabbi en azından bunu yapabiliyoruz. Allah'a şükrediyoruz. Bunları artırmanın yollarını arıyoruz Ömer Bey kardeşim. Yani e, gerçekten milletimiz e, bu anlamda üzerine düşeni yapıyor. Yani e, belki de yani şu infakı, şu Allah için kardeşinin yardımına koşmayı, kardeşinin derdiyle dertlenmeyi en iyi becerenlerden birisi de bizim insanımızdır. Gerçekten Türk milleti bu anlamda çok e, Kadir şinas bir milletimiz var. Ecdadımız da böyle yapmış. Bize de yakışan budur. Onu yapmaya çalışıyoruz. Zaten Rabbimiz de ayet-i kerimede buyuruyor ki e, Allah'ın sana vermiş olduğu hazineler ve geniş imkanlarla dolu şeyler içerisinde o sonraki yurdun sevabını ara. Sonraki yurt dediği neresi? Ahiret. ahiret. Oranın sevabını ara. Dünyadan da helal yolla yeterli rızık temin edip salih ameller işleyerek ahiret için kazanacağın nasibini unutma. Yani o sonraki yurda hazırlanıyorsun. Bir de salih ameller lazım o sonraki yurda ben hazırlandım demek de olmuyor. Bugün insanlar bir tatile çıkacağı zaman mesela bir bakıyorsunuz diyorsunuz ki bana küçük bir çanta yeter diyorsunuz ama hanımlar valizleri dolduruyor. Neden? Çünkü birçok eksiği var gittiği yerde sıkıntı yaşamak istemiyor. Rahatının devam etmesini istiyor. Şimdi bu geçici olarak gideceğimiz bir yerden bahsediyoruz. Ahiret nasıl? Ahiret ebedi gideceğimiz bir yer. Oraya ne kadar valiz hazırlamak lazım? Oraya hazırlayabildiğimiz kadar valiz hazırlamak lazım. Bu da nedir? Ahiretin valizi nedir? Salih ameldir. Ahirette bizim işimize yarayacak salih ameldir. İşte nasibini unutma diyor Rabbimiz. Allah sana bunca nimetler vererek ihsanda bulunduğu gibi sen de Allah'ın kullarına iyilik yap. Yeryüzünde fesat, zulüm ve bozgunculuk çıkarma yollarını arama. Şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları sevmez. Onların yaptıkları kötülüklere rıza göstermez. Şimdi Allah e, ıslah edenleri sever. Allah yardım edenleri sever. Allah rızasına uygun işler yapanları sever. Salih amel işleyenleri sever. İşte bu salih amelleri işleyeceğimiz, e, ahirete yatırım yapacağımız en güzel yerlerden birisi de neresi? Gazze. Evet. Neden? Şu an sırf Müslüman olduğu için, sırf e, Filistin'e sahip çıktığı için orada bizim Müslüman kardeşlerimiz zulme uğruyor. Orada kardeşlerimiz ciddi bir soykırımla karşı karşıya. Ki mesela her geçen gün görüyoruz falan aileden şu kadar kişi vefat etmiş filan aileden bu kadar kişi yani öyle her aileden bir kişi değil aileler yok olmuş. Ya yani her sabah e, yataklarımızdan kalkıp o rahat yataklarımızdan kalkıp da sosyal mecralarda o görüntüleri, o görselleri göre göre artık insanlığımızdan utanır hale geldik. Kardeşlerimize yetememenin vermiş olduğu bir ızdırap içerisindeyiz. Bir nevi aslında Hayder'in yapmış olduğu burada bir imkan sağlıyor. Bu sağlamış olduğu imkanla da bu ızdırabımızı bir nebze olsun dindirebilmek, kardeşlerimize bir nebze olsun merhem olabilmek için gerçekten ciddi bir çalışma. Aynen öyle e, Ömer Bey kardeşim. Zaten biz az önce ne dedik? Yapabileceklerimiz var dedik. Bunlardan birisi ne dedik? Boykot. Birisi ne? Kavli dua. Yani e, geceleri kalkacağız. Her namazın peşinde sabah namazlarına kalktığımızda gazze için dua edeceğiz. Kavli dua yapacağız. Bir de fiili dua. Fiili dua yapmak aslında Hayder aracılığıyla bu kadar kolay. Ya yani ne yapıyoruz? Haydere, e, biz bağış yaptığımızda, istersek e, Hayder'in e, internet sitesine girerek e, Ahmet Yesevi ortağı adresinden e, oradan e, yardım yapabiliriz. Bankalar aracılığıyla, EFT aracılığıyla yardım yapabiliriz. Bunun dışında PTT aracılığıyla yardım yapabiliriz. Bunun dışında yaşlı büyüklerimiz var. Özellikle İstanbul için söylüyorum bunu. Mesela bağış yapmak istiyor, gelemiyor. Bankaya gitmek istiyor. Gidemiyor. Niye? Evde tek başına yaşıyor. Onlar Hayder çağrı merkezini aradığında 0212 alan koduyla 923 1923 aradığında biz ne yapıyoruz? Onların adreslerine ekiplerimizi yolluyoruz. Makbuz mukabilinde onların bağışlarını alıyoruz. Yani aslında e, siz Gazze'ye yardım etmek istiyorsanız Hayder bunu birçok imkanı seferber ederek kolaylaştırmış. Neden? Çünkü bizim zaten varlık sebebimiz bu. Biz alan elle Veren el arasında köprü olmak istiyoruz. Kardeşlik köprüleri kurmak istiyoruz. Zaten biz köprüysek köprünün üzerinden ne kadar çok araç geçerse o kadar iyidir değil mi? Evet abi. Yani ne kadar e, çok hareket olursa o kadar iyidir. Hayır köprüsünden de, kardeşlik köprüsünden de ne kadar çok bağış köprünün öbür tarafına geçerse biz hayra yapan, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir e, düsturundan dolayı. Ne yapmış oluyoruz? Biz vesile oluyoruz. Ve bunu ne kadar artırabilirsek o kadar da mutlu oluyoruz. Mesela bizim bir kolay yöntemimiz daha var. 71.53'e. 71, 71.53'e bir SMS yollayarak yani en kolayı bu. 3 tane operatör var biliyorsunuz Türkiye'de en büyük 3 tane operatör var. Bu operatörlerin her birinden de hangisinden istersek hangisini kullanıyorsak veyahut da 71.53'e bir SMS gönderdiğimizde Gazze yazdığımızda Gazze'ye 60 TL göndermiş oluyoruz. 60 TL göndermiş olursak ne oluyor? Bir kişinin o günkü yemeğini biz ikram etmiş oluyoruz. Gazze'deki e, o sosyal medyada görüp e, utandığımız, işte haberlerde izleyip ya bir şey yapabilir miyiz dediğimiz kardeşlerimize 71.53'e bir SMS gönderdiğimizde 60 TL bağışta bulunuyoruz. Ya ben daha fazla yapmak istiyorum. Buyurun bankalar aracıyla yapabilirsiniz. Mehmet Bey daha fazla yapmak istiyorum. Bugün bir günlük... Gazze'li Müslüman kardeşlerimizin bir günlük yemeğini siz karşılayabilirsiniz evet. e bunun da karşılığı ne dedik biz 5000 kişi e, tabii biz dolar bazında ödediğimiz için 310 bin liraya yakın bir rakam bugünkü hesaplarla yani yollayabilirsiniz biz de sizin adınıza bu yemeği orada çıkartırız bu da ne olur İşte ayet-i kerimede okuduğumuz gibi sizin ahirete yollamış olduğunuz salih ameliniz olur e, inşallah e, bu da e, hele hele şöyle bir zamanda çok önemlidir diye düşünüyorum. Ee, mesela Hazreti Ali radıyallahu efendimizin güzel bir sözü var. Bilmiyorum süremiz azaldığımız Süremiz azalıyor abi hızlıca İnşallah anlatabilirsiniz. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz e, diyor ki ben e, iki şeye çok seviniyorum diyor. Birisi bir kardeşimin ihtiyacı olduğunda aklına benim gelmeme çok seviniyorum diyor. İkinci sevindiğim ise o kardeşim bana geldiğinde onun ihtiyacını görmem diyor. E Şimdi Gazeli kardeşlerimiz buraya gelemiyor ama onların haberleri geliyor. Sosyal medyadan geliyor. İşte e, haberlerden geliyor. Ondan sonra farklı araçlarla biz bu bilgilere şahit oluyoruz. Bu bilgilere erişiyoruz. Eskiden bu imkan yoktu. Yani onlar gelmiş gibi kabul edemezler. Bahanemizde kalmıyor abi böyle olunca bilmiyorum aynen, diyemiyoruz maalesef. Aynen bahanemizde kalmıyor ve biz ne olmuş oluyor? Biz bu bilgiye ulaştıktan sonra biz onların işini gördüğümüzde işte az önce zikrettiğimiz gibi Hz. Ali Efendimizin dediği gibi radıyallahu anh e, biz e, o kardeşlerimizin e, ihtiyacı olduğunu bilmemiz önemlidir. Ama o ihtiyacı görmemiz bunlardan çok daha önemlidir. E, i̇nşallah e, bugünlük bu kadarla ittifa edelim ve e, Allah Celle Celaluhu sadece Gazze'ye değil tüm mağdur ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize yardım eden bütün bağışçılarımızdan razı olsun. Zaten biz burada konuşuyorsak, onların yaptıklarını konuşuyoruz, onların verdiklerini konuşuyoruz. İnşallah Rabbim onların verdiklerinin yerini de kat kat doldursun. İnşallah, İnşallah abi. Böylelikle bugünkü programımızı noktalayacağız burada. İnşallah. Ama noktalamadan önce tekrar Hayder'in SMS'ine değinmek istiyoruz. Efendim 60 TL çok ciddi bir mevla değil. Siz de 60 TL bağışlamak istiyorsanız Gazze'deki kardeşlerimize aş olsun istiyorsanız Gazze yazıp büyük harflerle 7153'e bir SMS göndererek 60 TL bağışlayabilirsiniz. Tabi herhangi bir alt ya da üst sınır yok bağışta daha fazla bağışlamak isterseniz de ahmetyesevi.org.tr üzerinden dilediğiniz kadar online bağışta bulunabilirsiniz. Aklınıza takılan hususlar olursa da 0212 923 1923 nolu numaradan Haydar Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi alabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Kuruluşa kadar geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Başka bir Yesevi yolu programında görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. 0212 923 1 923 nolu Hayder çağrı merkezini arayarak bağışta bulunabilirsiniz. Ahmet Yesevi .tr internet sitemiz üzerinden online bağışınızı hızlıca ve kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ahmet Yesevi der uzantılı sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.